Murat Bey, Endonezya'daki Indo Defense Fuarı 4 yıl ardından tekrar gerçekleştirildi. Asya için de çok önemli bir aslında fuar alanı burası. Evet. Rokes'in Endonezya'daki faaliyetleri hakkında bir değerlendirme yapabilir misiniz? Dediğiniz gibi uzun süreden sonra ilk defa Indo Defense Fuarı'ndayız. Ama Rokes'in olarak biz bu bölgede çok daha öncesinden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Güneydoğu Asya gelişen nüfusu ekonomisiyle beraber jeopolitik etkileri düşündüğümüz zaman önümüzdeki dönemde savunma ihtiyaçları artacak olan bölgelerin başında geliyor. Rokes'in olarak bu bölge özelinde odaklanmış faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu fuar kapsamında da katıldığımız dünkü imza töreninde de yeni işbirliklerine doğru ilk projelerimizi hayata geçirmiş olacağız. Bu işbirlikleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet, aslında iki konu ayrı bir sistemimiz. Karadan karaya uzun menzilli topçu sistemimiz, HAN sistemimizi ilk defa Endonezya Savunma Bakanlığı'nın hizmetine sunmuş olacağız. HAN sistemi biliyorsunuz 280 kilometre menzile kadar etkili, savaş alanı derinliklerinde hassas doğruluk oranıyla öne çıkan bir ürünümüz. İkinci projemiz ise katmanlı hava savunma sistemlerine ait olan orta ve uzun menzilli iki sistemimizin uluslararası iş ortaklarımızla beraber Endonezya Savunma Bakanlığı'nın isteklerine uygun şekilde tasarlanıp üretilmesini kapsayan bir anlaşma oldu. Ümit ediyoruz önümüzdeki dönemde de bu işbirliklerini çok daha yeni seviyeleri taşımak mümkün olacak. Bunu bilmediğim için tekrar size de sorayım. Bu anlaşma aslında HAN sınıfındaki bir füzenin ve hava savunma füzesi alanındaki bir hava savunma sistemi alanındaki bir füzenin Rokes'in ilk ihracatı diyebilir miyiz? Evet, bu alandaki her iki projemiz de ilk ihracat projelerimiz olacak. Tabii şimdi Rokes'in Asya'da da son dönemde faaliyetini oldukça arttırıyor. Aslında zorlu bir pazar. Genel olarak Rokes'in Asya'daki faaliyetlerini bir değerlendirebilir misiniz? Tabii Asya'da da özellikle Orta Asya ülkeleri, Güneydoğu Asya bunları değerlendirdiğimiz zaman Rokes'in geniş ürün yelpazesi içerisinde bu ülkelerin mutlaka ihtiyaçlarına göre karşılayacak özel kara, hava ve deniz sistemlerine uygun çözümlerimiz mevcut. Bu konuda bölge ülkeleriyle Savunma Sanayi Başkanlığımızla da koordineli bir şekilde uluslararası ilişkilerimiz ve ülkeler arası ilişkilerimiz doğrultusunda biz de tüm eforumuzla bu alandaki pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini hayata geçiriyoruz. Ve yakın dönemde de burada yeni projelerimizi de inşallah duyurma fırsatını da ele geçirmiş olacağız. Peki bu bölgede Rokes'in hangi ürün gamları daha çok ön plana çıkıyor? Bu bölgeleri düşündüğümüz zaman tabii Güneydoğu Asya özeline baktığımız zaman Endonezya gibi adalar ülkeleri ve deniz sistemleri oldukça öne çıkan ürünler ve bu dün imzaladığımız projede olduğu gibi hava savunma her zaman her ülkenin ihtiyacı olacak olan sistemler ve katmanlı olarak zaten bir hava savunma sistemi tek başına yeterli olmuyor biliyorsunuz. Hava savunmada katmanlı çok alçak irtifadan başlayarak çeşitli irtifalarda bir koruma kalkanına, soğanına ihtiyacınız var. Ve bu bölgelerde de bu ürünlerimizin talep göreceğini görüyoruz. Ayrıca tabii Asya ülkelerinde de yine topçu sistemleri üzerinde de ihtiyaçlar devam etmekte.